Uzun süredir birçok oyuncunun dilinden düşmeyen Sea of Thieves sevildiği kadar yerden yere vurulmaya devam ediliyor. Neden? Fiyat konusu mu sıkıntı, yoksa yeterince içinin dolu olamamasından mı? Bu sorunun cevabını vermeden önce gelin oyun hakkındaki önemli detaylara bakalım, sonra fiyat konusunu tartışırız. Açık dünya, macera ve aksiyon türüne odaklanan Sea of Thieves, Rare'in geliştirdiği ve Microsoft Studios'un dağıtımını yaptığı, haliyle PC ve Xbox One dışındaki platformlarda oynayamadığımız bir oyun. İşin güzel yanı cross platform özelliğine sahip. Yani Xbox One kullanıcısı ile PC kullanıcısı yan yana oynayabiliyor. Pek tabii ki PC tarafında Nvidia teknolojisi sayesinde grafik kalitesi bir tık yukarı çıkıyor. Oyun tek başınıza kolay kolay hayatta kalmanıza izin vermiyor. Bunun nedeni ise herkes herkese sıkabiliyor. Yani küçük bir gemide tek başınıza olmanız demek saldırıya uğradığınızda hızla batacağınız anlamına geliyor. Oyun maksimum 4 kişilik ekibe kadar çıkıyor. 2 kişilik ve 4 kişilik olmak üzere 2 farklı gemi türü mevcut. 2 kişilik ufak gemiler daha hızlıyken ne yazık ki daha kolay hasar alabiliyorlar. Büyük gemiler ise 4 kişiye kadar büyük mürettebat ile açık denizlerin tadını çıkartmamızı sağlıyor. Oynayıp başladığımızda tamamen rastgele bir korsan modellemesi seçiyoruz. Bu modellemeler oynanışınızı etkilemiyor. Yani hangi korsanı seçerseniz seçin fark etmez. Bu oyunda herkes eşit şartlarda savaşıyor. Bu da oyun içi satılan eşyaların sadece kozmetik amaçlı kullanıldığı anlamına geliyor. Oyuna iki şekilde başlayabiliyoruz. Galleon ve Sloop. Galleon gemi kontrolünü, Sloop ise ufak gemi kontrolünü almamızı sağlıyor. Büyük gemiyi dilersek tek başımıza da kontrol edebiliriz. Ancak bunu pek tavsiye etmiyoruz. Zira büyük gemi kontrolü oldukça zor ve bu bağlamda oyun oldukça da gerçekçi. Galleon yani büyük gemi seçimimizde dilersek arkadaşlarımızı 3 ila 4 kişilik gruplar olarak partimize alabiliriz. Ya da rastgele başka oyuncularla eşleşmeyi tercih edebiliriz. Sloop yani ufak gemi mürettebatı için de aynı durum geçerli. Ufak gemi kontrolüne tek başımıza da maceralar atılmak mümkün. Bu kısımda oyun yalnız da oynayabilmemize imkan sağlıyor. Oyunda seviye sistemi yok. Bunun yerine 3 farklı dala ayrılmış görev gruplarının itibar yani reputation seviyeleri mevcut. Bu seviyeler Gold Hoarders, Order of Souls ve Merchant Alliance olarak 3'e ayrılıyor. Her biri benzer görevlere sahip. Gold Hoarders adı üzerinde hazine avcılığı yaptığımız görev zinciri. Burada oyundaki görevleri verebildiğimiz outpostlarda yer alan NPC'lerimizden yardım alıyoruz. Her outpost'a bulunan bir anahtar şeklinde bayraklara sahip olup çadırı takılan NPC'lerimiz de her rep aldığımızda bize tabii ki altın karşılığında kozmetik ürünler verebiliyor. Ancak en önemlisi her görevi tamamladığımızda rep'imiz arttıkça görevler de gittikçe zorlaşıyor ve doğal olarak da kazancımız da artıyor. Aynı durum Order of Souls ve Merchant Alliance için de geçerli. Order of Souls bizleri belli adalara yollayarak iskelet dostlarımızı ve ardından da onları yöneten boss'u kesip kafasını teslim ettiğimiz görev zinciri. Bu NPC dostumuzu bulmak için mor renkli üzerinde göz olan flamayı arayabilirsiniz. Bildiğiniz cadı kıvamında takılıyorlar zaten. Merchant Alliance oyunun en zorlayan görev zincirine sahip. NPC dostumuz bize tavuk, domuz gibi hayvanları belli outpostlara belli saat ve güne kadar ulaştırmamızı istiyor. Yani kısıtlı zamanda elimize veriyor kafesi, git domuzu yakala ve şuradaki rıhtıma götür kafasında takılıyor. Böyle söyleyince her şey kolay gibi görünüyor olabilir ancak değil. Zira kafesi rastgele adalarda bulmak çok zor. Bu yüzden NPC'den görevi aldıktan sonra kafesi istiyor ve geminin güvenli bir yerine bırakıyoruz. Buraya kadar her şey güzel. Asıl olay beyaz tavuk yok altın çizgili domuz kısmında başlıyor. Çünkü herhangi bir hayvan ile görevi tamamlayamıyoruz. Önemli olan spesifik olarak bize söylenen hayvanları zamanından önce görev yerine götürmek. Tavuk bir şekilde götürülüyor da domuz sık sık beslenmesi gereken bir hayvan ve çok hızlı boğuluyor. Eğer ölürse vay halimize, ada ada gezip domuz bakınıyoruz. Bendense tavsiye, Merchant Alliance görev zinciri tek başınıza yapmaya çalışmayın. Ek olarak içinde hayvan olan kafeslere kılıç darbesi yaparsanız ölebiliyorlar. Hani olur da yanlış hayvanı yakalarsanız kılıçla onları öldürüp doğru olanı yakalayabilirsiniz. Bu arada görevi almak zorunda da değiliz. Mesela rastgele bir adada dolaşıyoruz ve kafes bulduk. Hayvanı yakaladık. Yarada barut, çay, kumaş fıçısı ve benzeri şeyler bulabiliyoruz. Görev almadan Merchant Alliance'ın reputation yani itibar puanını yükseltmek mümkün. Hazine sandığı adalarda iskelet boss keserek kafalarını alıp doğru NPC'ye götürdüğümüz sürece her 3 görev zincirinin de itibar seviyelerini yükseltmek mümkün. Yani görevleri almadan da keşfederek bir şeyler yapabiliyoruz. Görev konusunun dışında adalarda keşfedilen bulmacaları da unutmamak lazım. Şişe dibinde minik bir harita ve çözülmesi gereken bulmacalar da oyunun en eğlenceli kısımlarından.
Oyundaki en önemli kısım Stronghold'lar. Okyanusta görev yaparken tepede kuru kafa olan, gözleri yeşil yeşil yanan devasa bulutumsu bir duman görürseniz bilin ki orada kapışma var. Bu kapışma iskeletlere karşı ve onların en büyük boss'unu devirmekle alakalı. Ancak Stronghold'daki iskeletler gerçekten çok vuruyorlar ve bunların da belli türleri var. Mesela yosun kaplı iskeletler denize girerse canları yenileniyor veya zırhlı olanlar denize daha çok hasar alıyorlar gibi. Büyük boss iskeletimiz geldiğinde onu kesip anahtarı alıyor ve devasa hazinenin tadını çıkartabiliyoruz. Ancak bu işlem tıpkı World of Warcraft'ın raid'e belli zorluktaki zindanları kadar uzun sürebiliyor. Biz en son Stronghold gördüğümüzde tam 1 saat boss indirmekle uğraştık. Çok eğlenceliydi, orası ayrı. Ek olarak Stronghold'u basmak ve para kasma kısmını tek düşünen siz olmayacaksınız. Başka korsanlar da olacak. Onlar o sırada sizi sinsice bekleyebilir ve boss'u kestikten sonra hazineleri çalabilir. Çok ama çok dikkatli olup geminizi boş bırakmamanız önemli. Oyunun aslında bütün mantığı bunlardan ibaret. Görev al veya alma fark etmez, ne bulursan gemiye götür. Keşfe çık, topladıklarını NPC'ye ver, itibarını arttır. Daha çok gold kazan, o goldlarla kendine yelken al. Gemini süsle, tahta bacak al, topalla ama oynanışın etkilenmesin. Yani daha fazlası için oyunda çok veya çok daha fazla zaman harcamak gerekiyor. Peki oyun sadece bu kadarla mı yetiniyor? Aslında hem evet hem hayır. Şimdi bu oyunda tek başınıza kısa sürede sıkılabilirsiniz. Kısa süreden kastımız bir ayda olabilir, bir haftada. Tek başınıza okyanusa takılmak, belki de kraken avlamak, öylesine görev yapmak ve manzaranın tadını çıkartmak istiyorsunuz diyelim. Kimi zaman peşinizi bırakmayacak diğer oyunculara hazır olmanız gerekiyor. Sonuçta bu bir korsancılık oyunu değil mi? Yani yağmalama mantığı da her zaman var. Aynı durum sizin için de geçerli. 4 arkadaş ufak bir gemiyi tenhaya sıkıştırıp onun hazinelerini çalabilirsiniz. Bu her zaman herkesin başına gelebilir. Bu nedenden riskin büyük olduğunu bilmelisiniz. Oynanış kısmına kontroller PC tarafında oldukça kolay ve kısa sürede alışıyorsunuz. FPS bakış açısına sahibiz ve doğal olarak korsanımızın görüntüsünü sadece başkaları görüyor. Yalnız başkası görüyor da bana yaramıyor demeyin. Kozmetikler o kadar pahalı ki belli eşyaları satın alan bir korsanı görürseniz bilin ki o adam bayağıdır oynuyor ve muhtemelen sizden deneyimlidir. Bu da top başına geçerse kesin isabet ettirir demek. Oynanışta merak edilen diğer noktalardan en önemlisi gemi sürüşünün mümkün olduğunca gerçekçi olması. Gemimiz hasar alıyor, tahta ile tamir ediliyor ve su almaya devam ederse doğal olarak batıyor. Gemimiz batarsa veya tüm mürettebat ölürse denizin ortasına yanı başımıza bir deniz kızı ile uyanıyoruz. Kendisi bizi rastgele bir adaya yepyeni bir gemiyle baş başa bırakıyor. Gemimizde yapabileceklerimiz filmlerde gördüklerimize hemen hemen aynı. Yelkenleri rüzgara göre ayarlamak, yeri gelince fırtına esnasında indirmek gerekiyor. Bu bağlamda oyundaki belli detaylar muazzam. Rüzgar yönünü görebiliyor ve yelkenleri de buna göre ayarlayabiliyoruz. Top, tahta, muz gibi eşyaları adalardan toplayıp depolayabiliyoruz. Oyunda hasar alınca canımızı artıran tek şey muz. Yani öyle bekleyeyim de canım dolsun durumu söz konusu değil. Yüksek bir yerden atladığımızda karakterimiz topallamaya ve koşamamaya başlıyor. Gemiye doğru kaçayım bari dediğiniz anda bir de köpek balığı çıkarsa vay halimize. Yani oyunda birçok detayı düşünmek ve ona göre yolculuğa çıkmak çok önemli. Oyun 2 veya 4 kişilik oynanmayı zorlayan bir yapıya sahip. Bu kısımda ne yazık ki bizden eksi puan alıyor. 250 TL bir oyuna vermek ve başka oyuncular tarafından sürekli batırılmak, hazinelerimizin çalınması falan bildiğiniz böyle şeyler can sıkıcı durumlar. Her zaman iyi insanlara denk gelemeyeceğimizi de bilmek gerekiyor. Tek başınıza eğlenebilirsiniz doğru, ancak nereye kadar? Elbet birilerine denk gelecek ve o birileri de iyi insanlar olmayacaklar. Oyunun online olduğunu tekrar hatırlatmak fayda var. Bu oyuna eklenmesi gereken daha zibilyon tane şey var. Mesela filika yok, meslek yok, tek yaratık modellemesi mevcut ve adalarda bir yerden sonra birbirlerine fazla benzemeye başlıyorlar. Bu kısımda Rare çalışmaların devam ettiğini ve balık tutmanın dahil oyuna ekleneceğini söyledi ama ne zaman işte orasını biz de bilmiyoruz. Oyun arkadaşlarımıza inanılmaz anları yaşamamıza ve multiplayer olarak korsancılık oynamamıza olanak sağlıyor. Yalnız şunu bilmek önemli. Bu oyunda eğlenmek istiyorsanız başkalarıyla yardımlaşmanız gerekiyor. Gemide görevler alınmalı. Kimisi yelkenlerle ilgilenmeli, kimisi dümene geçmeli, kimisi güneye git veya kuzeyde kaya var dikkat et gibi önemli konularda uyarı yapmalı. Tabii açık suda her şey çok güzel. Ancak adadaki savaşlara geldiğimizde ne yazık ki işler istediğimiz gibi gitmiyor. Ateşli silahların modellemesi ve ateş etmesi fena değil. Özellikle sniper'ın hastası olduk itiraf edelim. Ancak kılıç konusu gerçekten vasat. Hani kılıcı sallıyoruz ama neye belli değil.
oyun bize çok yardımcı olmuyor. Yani ucundan azıcık gösterip kalanını keşfetmemiz için bizi zorluyor. Biz de alıyoruz elimize küreyi, doğru yeri kazdığımızdan emin oluyoruz o kadar. Birçok insanın görevleri tekrar ettiği konusunda şikayetçi olduğunun farkındayız. Ve oldukça da haklılar da. Ancak şunu unutmamak gerekir. Bu online bir oyun ve muhtemelen de yeni şeyler eklenmeye devam edecek. Belki kozmetikten öteye geçecek eşyalar eklenecek ve daha fazla ada gelecek. Hatta Kraken avlamaktan ötesine de geçebileceğiz. Tabii dikkate almamız gereken diğer konular da var. Mesela oyunda hala çok çeşitli bug'lar mevcut. Hazine sandığını aldığımıza bırakamamak, silahımızı değiştirememek, geminin tam olarak batamaması gibi. Bu tarz bug'lar oyundan çıkıp geri girdiğimizde düzeliyor. Yine de gönül ister ki yamalarla kısa sürede düzeltilsin. Grafik konusunda okyanusun fırtına anında renk değiştirmesinden güneşin batışına kadar her şey muazzam güzellikte. Yani kendinizi gerçek anlamda okyanusun ortasındaymış gibi hissedebiliyorsunuz. Karakter modellemelerinde hayvanlarda, ağaçlarda ve gemilerde biraz daha sevimli çizgiler kullanılmış. Yani sevgili Unreal Engine 4 teknolojisinin nimetlerini burada sonuna kadar görebiliyoruz. Kısacası oyunun artıları ve eksilerinin yanında geneli bu şekilde. Kişisel olarak hala oynuyor ve çılgınlar gibi eğleniyorum. Tabii şimdiden oynayıp sıkılanlar da mevcut. Açıkçası bugüne kadar oldukça eğlendim ve arkadaşlarımla çok tatlı anılarım oldu. Oyunu eğlenceli yapan da bu. Eğer beklentiniz çok yüksekse ardını almanızda fayda var. Bazı şeyleri tekrar etmek muhtemelen sıkacaktır. Yine de beraber oynayacağınız birileri olduğunda uzun süreli oynanışa hazır olabilirsiniz. O zaman bu videoyu izlediğiniz ve bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Elimizden geldiğince her gün video yüklemeye ve sizi bilgilendirmeye, eğlendirmeye çalışıyoruz. Videomuza bir şeyler kattıysa beğenmeyi unutmayın. Bize büyük yardım olacaktır. Ek olarak oyunu oynayanlar varsa PC veya Xbox fark etmez videonun altında konuşalım. Sizce oyunda başka neler olmalı, neler eklenmeli gibi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bol oyunlu günler millet.